Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Ocak sizin ayınız. Güneş 20'sine kadar Oğlak burcunda, ardından Kova burcunda olacak. Bu ay doğan tüm kova burçlarının doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, şimdi önemli etkiler var tabii ki. Güneş'in Oğlak burcunda olması, Mars'ın da ayın 5'inden sonra Oğlak burcuna geçecek olması 12. ev konularınızı özellikle öne çıkarıyor. Bu biraz hani geri planda kalma, biraz dinlenme, böyle bir inziva, bir hazırlık dönemi aslında sizin için. Bu ay hem ciddi enerjiler var, hem de biraz böyle yalnız başınıza yapacağınız işlere daha fazla odaklanabileceğinizi söyleyebilirim. 11 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni ay doğacak. 20 derece Oğlak burcunda her yeni ay yenilikleri, yeni olasılıkları, gündemleri şekillendiriyor biliyorsunuz. Bu yeni ay ile birlikte yaşamınızda böyle bir biraz hani sosyal alanlardan bir geri çekilmeniz, biraz böyle sakin kalmak istemeniz, biraz uzaklara gitmeniz, yalnız çalışmanız mümkün. Ruhsal, bedensel, zihinsel kendinizle ilgilenebilirsiniz. Bir şifa dönemi aslında. Bir arınma dönemi, bir terapi dönemi. Bir şeyleri hayatınızdan çıkarmak, sadeleştirmek, yeni başlangıçlar için bir hazırlık yapmak da söz konusu olabilir yaşamınızda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni aydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. Ve geçtiğimiz ay biliyorsunuz Merkür retrosu vardı. Bu ay başı 2 Ocak itibariyle Merkür Yay burcundaki retrosunu tamamlayacak ve ileri harekete dönecek. 14'üne kadar Yay burcunda, 14'ünden sonrası Oğlak burcunda ilerleyecek. Özellikle geçtiğimiz ay biraz nostaljik etkiler söz konusuydu sizin için. İşte eski arkadaşlarla, eski tanıdıklarla zaman zaman haberleştiniz, karşılaştınız, bir araya geldiniz. Ama biliyorsunuz Merkür retroları zaman zaman sıkıntı da yaratıyor. İşte projeleriniz biraz durdu, ilerleyemediniz. Medya işleri, seyahat planlamaları, belki eğitimle ilgili konularda karışıklıklar, gecikmelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Bu ay bu yarım kalmış işleri, karışık işleri toparlamak için yeni fırsatlarınız var. Özellikle 2 Ocak'tan itibaren Merkür düzelince daha sakin bir şekilde odaklanabilirseniz, hani bu sorunları, karışıklıkları, ertelenmiş işleri, yarım kalmış işleri toparlayabilir, uygun çözüm yolları bulabilirsiniz. 14'ünden itibaren Merkür Oğlak burcuna geçecek ki Oğlak burcunda daha planlı, daha kararlı, daha sistemli çalışmanızı sağlayabilir. Siz de zihinsel anlamda odaklanabilirsiniz burada. Daha dikkatli bir şekilde işlerinize, planlarınıza odaklanabilirsiniz. 18'inde, 19'unda Merkür Jüpiter üçgeni nispeten eğitim konularında, zihinsel konularda veya hani tamamen maneviyatla ilgili, ruhsal anlamda böyle bir huzurlu, iyimser, güvenli enerjiler veriyor. Yalnız kaldığınızda, işte evde zaman geçirdiğinizde, ailenize ilgi gösterdiğinizde hani bunun olumlu geri dönüşlerini alabilirsiniz. Gizli ya da açık bazı yardımlarla, desteklerle karşılaşmanız mümkün. Bunlar bazen rüyalardan, rehberlikler şeklinde gelebilir. O yüzden iç sesinizi dinleyin, sezgilerinize önem verin. Hani buna ulaşmak için meditasyon yapabilirsiniz, biraz böyle ruhsal çalışmalar bu ay yapabilirsiniz. İşte size huzur veren yerlere ziyaretler yapabilirsiniz. Bunlara zaman ayırın. Yardımlaşma temalarını özellikle dikkat edin. Çünkü o çok olumlu geri dönüşleri olabilir sizin adınıza. Ve ayın 20'sinde Güneş burcunuza geçiyor artık. Kovaların zamanı başlıyor. Ve Plüto Kova burcuna geçiyor. Bu ay tekrar sevgili kovalar 21'inden itibaren. Bu uzun süreli bir transit olacak biliyorsunuz. 2044'e kadar 20 yıl burcunuzda kalacak. Ağır bir gezegen, bir ileri bir geri. Böyle yerleşmeye çalışıyor şu sıralarda Kova burcuna. Aslında geçtiğimiz 2023'ün Mart'ında da burcunuza gelmişti. İlk derecelere bir ziyaret etmişti. Sonra tekrardan Oğlak burcuna döndü. Şimdi tekrar ilk dereceye, sıfır dereceye geliyor. Bu yılda şöyle bir sıfır derece, bir derece arasında göreceğiz Plüto'yu. Birkaç ay tekrar bir Oğlak burcuna geri dönecek ama artık yılın sonundan itibaren tamamen Kova burcuna yerleşmiş olacak. Şimdi Plüto çok ağır, çok etkili bir transit. Yani 284 yılda bir geliyor Kova burcuna. Dolayısıyla yaşayan her kova burcu böyle bir transiti görmüyor. Siz kovalar buna denk geldiniz, yaşayacaksınız. Dolayısıyla önümüzdeki 20 yıl
Plüto sizi her yönden, kişisel anlamda, yaşamsal anlamda her yönden güçlü bir dönüşüme tabi tutacak. Kişiliğiniz değişecek, yaşamınız değişecek, dönüşeceksiniz. Zaman zaman çok zorlanacaksınız ama olgunlaşıp güçleneceksiniz. Böyle önemli bir etki altındasınız. Bunu unutmayın. 20'sinden itibaren Güneş burcunuza geçince tabii ki bu ay itibariyle Güneş'in etkisiyle şöyle bir yaşam enerjiniz artacak, canlılığınız artacak. 20'sine kadar biraz geri plandaydınız. 20'sinden itibaren artık böyle bir dikkat çekeyim, işte başkaları beni fark etsin isteyeceksiniz. Dolayısıyla biraz daha dış dünyada kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Ve 25 Ocak'ta 5 derece Aslan burcunda sizin için etkili bir dolunay var. Karşıt burcunuzda, ilişkiler alanınızda. Bu dolunay aynı zamanda 28 Ekim'de yaşadığımız Boğa burcundaki ay tutulması derecesini de tetikliyor. Jüpiter'le de önemli bir açısı var. Ülkemiz için, Türkiye için de önemli, etkili bir dolunay bu. Tutulma derecesi tetiklendiği için toplumsal alanlarda da dikkat çekici, etkileyici durumlarla karşılaşabiliriz, etki de alabiliriz. Şimdi ilişki dinamiklerinize buraları aydınlatan bir dolunay bu. İçinde bulunduğunuz ilişkileri. Yani bu bir evlilik olabilir, bir ortaklık, bir yakın arkadaşlık olabilir. Buralarda bir dönüşüm olabilir. Veya ilişkilerle bağlantılı hayatınızda bir düzen kurabilirsiniz. İşte evlilik kararı almanız mümkün, işbirliklerine adım atmanız mümkün. Yeni tanışmalar, arkadaşlıklar veya bir arkadaşınızın hayatında önemli bir etkisi olabilir. Eşinizin yaşamında belirgin bazı etkiler olabilir. Jüpiter etkisi nedeniyle evlenmek, yuva kurmak anlamında zaten şanslısınız. Dolayısıyla evlilik, yuva kurma, aile olma ya da evlisiniz, eşinizle beraber işte ebeveyn olalım, çocuk sahibi olalım gibi bir konunuz. Belki bir ev alalım, taşınalım, yer değiştirelim gibi bir konunuz. İşbirlikleri ve yatırımlarla ilgili önemli etkiler. Biraz karşınızdaki kişilerin içinde bulunduğu durumlar, alacağı reaksiyonlar aslında sizi etkileyebilir. Bu dolunay döneminde lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok kadersel, çok önemli, çok etkili olabilir. Bakın Plüto da devreye giriyor, Jüpiter de devreye giriyor. Özellikle 0 derece, 10 derece arasında Güneşiniz, yükseleniniz varsa dolunay sizin için İlişkilerle de bağlantılı olarak hayatınızda çok kadersel etkiler getirebilir sevgili kovalar. Ayın son günlerinde 28, 29, 30 Ocak gökyüzünde güzel bir açı var. Oğlak burcundaki Venüs'ün Boğa burcundaki Jüpiter'le güzel bir toprak üçgeni var. Bu genel itibariyle böyle bir hayatımıza bir iyimserlik, bir istikrar, bir güven getirebilir. Toprak elementinde olduğu için daha çok hani parasal anlamda, maddi anlamda ya da duygusal anlamda kendimizi güvende hissedebileceğimiz koşulları biraz daha hayatımıza taşıyabilir sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.